Cheksiz erur Allohimning saxovati. Iymon taqvo ikki dunyo saodati. Haqqa qullik qilish mo'min ibodati. Hikmat nuri asli mo'min halovati. Iymon taqvo ikki dunyo saodati. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى يبارك الله في الله من صلى الله عليه وسلم أيما محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بصلاة صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى qilayotgan ibodatlarimiz, yaxshi amallarimizni o'zi beriyorlik bilan qabul qilsin. Gunohlarimiz bo'lsin, kamchilik xatolarimizni Alloh subhanahu va taolo kechirsin. Mo'min musulmon odamlarning o'zlariga yig'ilganlar turishiga doim sabab topilgandek, bugungi bu yerga biz jamlanib turishligimizga sabab yana bir mo'min musulmonlardan bo'lgan bir inson, hammamiz bilgan tanigan dunyolarda o'tdi. Alloh subhanahu va taolo o'zini cheksiz mag'firati bilan gunohlarini kechirsin, kasalliklar, qiyinchiliklarni, gunohlarga kafolat qilsin. Hozirgi bo'ladigan hisob-kitoblarni Alloh subhanahu va taolo yig'ilsin, qolgan insonlarni mana shu o'limdan ibrat oladigan insonlarni qatorida qilsin. Namozgacha bizda hozirgi vaqtimiz bor ekan, mana vaqtdan foydalanib Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislaridan va tarixda bo'lib o'tgan bir ikki voqealarni eslatib aytib o'tmoqchimiz. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo 114 ta sura tushirgan bo'lsa, ana bu suralarni nomlari va ichidagi ma'nolari, tafsirlari, tarjimalari bularni hammasi o'tdi. Shu suralarni biri Zariyat surasi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tushirgan va surani ichida Alloh subhanahu va taolo va fis-samai rizquhum va ma tu'adun, sizlarni hayot dunyodagi yashab turgan hayotlaringdagi rizqlaring osmonda degan oyat. Va fis-samai rizquhum va ma tu'adun, sizlarga va'da qilinayotgan rizq osmonda. Shuning uchun bekorlik farishtami rizq ulashuvchi farishta deyilmoqda, yomg'irlarga mas'ul bo'lganligi uchun. Tarixda shoirlardan va adiblardan va arab tilini ustozlaridan bo'lib tanilgan juda so'zamon so'zga usta bo'lgan bir inson ekan. U kishini ismi Asmoiy deb nomlanadi va mana shu Asmoiyga tegishli bir necha qissalar, voqealar bo'lib o'tgan ekan. Bizni hozirgi aytilayotgan oyatimiz ham ana shu kishining hayotida bo'lib o'tgan voqealardan biri. Asmoiy aytilgan 240 milodiy sanaga ko'ra dunyoga kelgan. Asmoiy aytadiki, "Kuntu amshi fi shawari'i al-Basra", Basraning ko'chalarida bosib ketayotgandim. Basraning ko'chalarida bosib ketsam, bu Iroq. Hozirgi kunda ham Basra deb nomlanadi. Basrada bosib ketayotganda bir arobiy men bilan uchrashib qoldi, ko'rishib qoldi dedi. Ana u arobiy degani cho'llarda, vodiylarda tuya boqib, qo'y boqib yuradigan inson. Shahardan uzoqroq kishi. Arobiy uchrab qoldi, "Vamani rajul?" Bu kişi hayretten bir. İkeniz tanışır. Asma degen yerden ben dedim. Asma'yı mı sen dedim? Ya da hemen Asma'yı mı dedim? Sizlerin yüklerinle kanda yiyip dedim. Asma'yı ekti ki, benim Allah Subhanahu ve Teala'nı senin o bizde yaratken Allah Teala'nı Kur'an'ı tilavat kılmadıken yürütten kendim. Kavamı tılavat kılmadıken yükten kendirdi.
عن الله عن الله كلام يكلام الله كلامه بعض تلاوات كلام يوم الله سبحانه وتعالى إنسان الله يقول بيلاقي كلامه بعض ده شفته يصدق أجل من الله يعني أسمائه دارلا أبو جعفر المنصور يعني أمير المؤمنين كان وشك إنسانه دارلا بعض بدابيلا أعراضيلا Allah Subhanahu wa Taala'nın Kur'an'ı eşitmeyen şimdi insanlar bu kadar bir hayat bazen hem güzel bu kadar değil kâhette kâhette insanlar şimdi köprüden sen bizi kereke koyacaksınız altı mesele sorar bunlar bazen Allah Subhanahu wa Taala'nın bir mesele demeye kalır her şüze sözler var kelamları var diye deyen de bu hege ettiği esma'yı yıkarak a'râbi ben de okuyamayız diye Ana şu Kur'an-ı Kerim'de size tepken Allah-u Teala'nın kelamında menge okup vermeyesin dedi. Ve kendi Esma'yı bana şu sureni okup vererek ve zerre ile fidel ve sureni başak şey. Okup getirdiğinde hani Arabi işin oturdu ve fisseme irizkukum ve me tu'adum sizlerin rızklarını verir Allah-u Teala. Sizlerin rızklarını Osman'da Ve sizlerce vaada kılınken nerseyem Osman'da degen cahide dokta deyik ağabey. Kur'an okuştan dokta gindi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bizim rızkımızı Osman'da deyik vaada kıttı. Demek açlap gitmemdik. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala yazıp koyarken kendilikte yanındaki kılıcını alıp yeteğinden büyüken tüyesini boşa cahide varıp soyar. Soyun asmaya getirdi ki menge şu dünyanın karakatçılıkta yoldan verdi. Fakir, miskin, közlüğü körüngen odalarının her nesini karakat olarak yolun çekesi ve kılıcını sindirdi. Her yıl o ayette bir eşit işte yoktu o yer. Ve fissemeli rizmukum ve merduadun. Sizler rızkları Osman'da, sizler yuvarlak ümmetken Osman'da bir Kur'an'ı okup kendine verdi. Hatta benim gözümden görmek için bana şu ayet oku getirir. Karayın bunlarını rızkı bugün imanı karayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis ederler. لَوْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ Allah subhanahu wa ta'ala'ya hakiki tevekkül kılıçlığıyla rastan imanla tevekkül kılıçlığıyla Hüseyin'le وَيَرْزُقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الْقَيْرِ Allah Teala sizlerini kuşlarına rızk vergenler rızk verirdi. Yahudu himasan ve yahudu bidanan. Yedilerde kuşlarını görseniz kalbini aç kaldı keterdi. İşhanesi yok, baratken cahil yok, eksanlarken koyu yok, baratı sadece boşken dersleri yok. Yedilerde çık keterdi. Ve keç bugün peyde esirden ki canlı ekin kuşlar gelip Her melek karnında kalan fikirlerde şu esnada hayatı devam ederdi. Anamını namını tevekkeldi, hakiki. Anamız, tekçilik kılıçlığımız, güle iştirdiğimiz her zaman anamlarının sadarını alışkıymış gerek. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşu koşup gücü ilerdi. Lakin riskinler kayıtlarını bilmek istedi. Bana şu su, eğer insanın içki 3 gün bir damla su girmesi ölüp olan. 70 yıl giden insanı karartırıp salon veririz. 70 yıl yaşar şu kadar. Ben 73-65 gün var. 70 yıl yaşar diyor. Demek 3 gün bir anlattı hayatta 3 gün sonsuz kalk etmeyen şu kadar. Demek rızk Allah dağladı. Rızk Allah Sübhanahu ve Teala'da. Söyle etten Asma'yı. Amirul Mü'minin bile her çıkan gülken peytimizde tavaklı, kendine tavaklı gülsek yine bir kişiye kaldı. Asma'yı beni tanıyamışsın mı dedi. Ne gözümden tarihi hani ya Rabbi. Hala sizi tanıdın. Öbür komak bu. Yani evet diyorsun koyu parta koysa ya. Kılıçın tırtın çekiği o koysa ya. Hala yani her şey yaptı ki. Hayatta şüphe bulur. Yani bazı insanlarla adamlar bu geçişini almayan yaşa var. Bazı adamlarla adamlar yaşa çekiğini almayan ötü gider. Rızkı duyarlıdır. Hem ne konuşamayın. Her yer neşe bakayım ben. Neyse ki Kur'an okup vermezsin. Okup verilmesin, yine Kur'an okup vereyim miydi? Allah'ın kelamını işlerdi miydi? Ve yine de Asma'yı
yana o'sha surani o'zini o'qib beradi. Mana shu joyga yetib o'qib beradi va davom etib ketaveradi. Va bisamali yuzukum mamatu alu fa rabbi samali wal ard innahu lahaqqu misla annakum tadhibun degan oyat. Oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo qasam ichadi. Yer va osmonni egasi bo'lgan Alloh taologa qasam, innahu lahaqqu sizlarning rizqlaring osmonlardagi haqq va sizlarga va'da berilgan narsa haqq deb Alloh taolo qasam ichadi. Ali arabi aytadi, Alloh taoloning kim g'azabini keltirdi? Nima uchun qasam ichadi? Rizq ichmaydigan odamlar bor ekan dedi. Fikrati salomat, qalbi salomat inson. Allohning rizqiga ishonmaydigan odamlar bor ekan dedi. Bu nima degan gap? Allohning rizqiga ishonmaydigan odamlar bor ekan dedi. 3 4 5 6 marta aytdi. So'ngra joni uzilib qoldi dedi. Ana shu joyda buni sizga jon nasib berdi. Shuning uchun birodarlar, mana bu rizq masalasida ko'p odamlar qiynaladi. Kunduzda harakatlan. Kechasi yomon tushur. O'nga urib, chapga urib, bu yoqqa urib, bu yoqqa borib kel. Bizning rizqimizni Alloh subhanahu va taolo osmonga yozib qo'ygan. Bir odamning rizqini hamma to'plab ko'paytirmoqchi bo'ladi, ko'paytirmaydi. Bir odamning rizqini hamma odamlar to'plab ozaytirib qo'ymoqchi bo'ladi. Ozaytirib ketmaydi. Qaysi bir inson istig'for qilsa, Alloh subhanahu va taolo yaqinlashsa, duo qilsa, so'ngra mana shu odamning rizqini oladi. Ko'payishligi mumkin bo'ladi. Ammo birinchi asmoyidan bo'lib o'tgan voqea.